Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sunar. Efendim, Bakış Programı'na hoş geldiniz. Yeni bir programla Habertürk ekranlarında karşınızdayız. Bundan sonra her gün aynı saatte haftanın 3 günü, pazartesi, salı ve çarşamba günleri karşınızda olacağız. Evet, konumuz ekonomi ama çok merak, endişe etmeyin. Çok ağır bir ekonomi programı yapmayacağız. Zaman gelecek trafikten bahsedeceğiz. Zaman gelecek sağlıktan bahsedeceğiz. Sigorta sistemini size anlatmaya çalışacağız. Özellikle bireysel emeklilik sistemini anlatacağız. Arada bir tarımdan bahsedeceğiz. İşin aslında isterseniz merak ettiğiniz ne varsa, kafanıza takılan ne varsa, ekonomi konusunda kafanıza takılan ne varsa bu ekranda ve bakış programında bunlara cevap bulabileceksiniz. Evet, biz stüdyoda olacağız canlı yayın konuklarımızda. Konunun uzmanları, en yetkili ağızları buradan sorularınız cevaplanacak. Ancak sizler de bu önümüzdeki 20 dakika boyunca programımıza aktif olarak katılabilirsiniz. İsterseniz elektronik posta üzerinden, isterseniz Twitter üzerinden, önümüzdeki günlerde SMS adreslerimiz de açılacak. SMS üzerinden merak ettikleriniz, o günkü konuyla, gündemimize aldığınız konuyla merak ettiğiniz ne varsa bunları sorabilirsiniz. Süremiz el verdiğince, zamanımız yettiğince, dilimiz döndüğünce bu sorularınıza uzmanlarımızdan cevap almaya çalışacağız. Zaman zaman depremi de gündeme getireceğiz. O konuda merak ettiklerinizi bize soracaksınız. Evet, bugün ilk programımız, haftanın ilk iş günü. Biraz trafik, biliyorsunuz hiçbir zaman gündemden düşmeyen konu, özellikle büyük şehirlerin, İstanbul'un en büyük sorunu. Biz de bu konudan yola çıkarak trafik sigortasını ve bununla bağlantılı olarak kasko sigortasını bu programda, ilk programda konuşalım dedik. Geniş bir konu, çok kişiyi yakından ilgilendiriyor, tüm sürücüleri yakından ilgilendiriyor. Dediğimiz gibi merak ettikleriniz varsa ilk programımızda katılabilirsiniz, sorabilirsiniz. Arkadaşlarım, bize ulaşacağınız e-posta adresini, elektronik posta adresini ve Twitter adreslerini ekranın altında sürekli tutacaklar. Endişe etmeyin, oraya bakıp sorabilirsiniz. Efendim, bugünkü ilk programımızda canlı yayın konuğumuz Kemal Olgaç. Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Allianz Şirketler Grubu Yönetim Kurulu üyesi. Hoş geldiniz. İlk programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Niye herkesi ilgilendiriyor trafik sigortası ve kasko sigortası bu kadar? Çok basit. Hepimiz araç kullanıyoruz. Milyonlarca araç karayollarında sürekli hareket ediyor. Her evin çocuklarının, babanın, annenin sabahları ilk el attığı belki de aletlerden bir tanesi. Dolayısıyla milyonlarca insanı ve dolayısıyla milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren bir konu. Sigorta ayağı da tabii hemen yanı başında sürüp gidiyor. O bakımdan sigortacıları da çok ilgilendiriyor. Geniş kitleri yani. Çok. Peki, bir haber hazırladık Kemal Bey. Birlikte izleyelim. Sizi aslında bu haberi hazırladık. Sizi aslında çok fazla yormamak üzere. Detayları burada verdik. Biz işin daha farklı boyutlarını sizle konuşmak için bir haber hazırladık. Onu birlikte izleyelim. Sonra sohbetimize devam edelim. Efendim, trafik sigortası da durum ne? Birlikte izleyelim. Trafikte seyreden 17 milyon 600 bin aracın yaklaşık 13 milyon 700 bini zorunlu mali sorumluluk sigortasına sahipken 3 milyon 900 bin aracın sigortası yok. Her 5 aracın birinde herhangi bir güvence bulunmuyor. Motosikletlerde ise her 100 motosikletten 64 tanesi güvencesiz olarak yol alıyor. Trafikteki 17 milyondan fazla aracın %51'ini otomobiller oluşturuyor. Otomobilleri %16 ile kamyonet, %15 ile motosikletler takip ediyor. Büyük şehirlere baktığımızda 3 milyondan fazla aracın yollarda olduğu İstanbul'da her 100 araçtan 8 tanesinde trafik sigortası bulunmuyor. 1 milyon 475 bin aracın olduğu Ankara'da sigortasızlık oranı %11, İzmir'de ise yaklaşık %22. Türkiye Sigorta Birliği'nin ilk 10 aylık verilerine bakıldığında sigortasızlık oranı en yüksek il %38'de Manisa. 467 bin aracın trafikte olduğu Manisa'da 177 bin araç sigortasız dolaşıyor.
Trafik kazalarına bakıldığında 2013 yılının ilk 8 ayında polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen 219.337 kazada 1600 kişi hayatını kaybetti, 148.731 kişi yaralandı. İstanbul, Ankara, Antalya ve Konya gibi iller trafik canavarının en çok can aldığı iller olarak göze çarpıyor. 34.036 trafik kazasının meydana geldiği İstanbul, 166 ölü, 14.167 yaralıyla ilk sırada yer alıyor. Ankara ve Konya, ölümlü kazalarda en çok kayıp veren diğer iller. Kazalar çoğunlukla araç hızını yol, hava gibi şartlara uyduramamak, kavşak geçiş önceliğine ve dönüş kurallarına uymamak, alkollü araç kullanımı ve aşırı hız gibi nedenlerden kaynaklanıyor. Bu kazalarda kusur unsuru olarak da sürücü ilk sırada yer alırken bunu yaya, araç, yol ve yolcu kusurları izliyor. Kaskoya bakıldığında yaklaşık 4 milyon 700 bin aracın kasko sigortası bulunuyor. Eksper raporlarına göre her 10 kaza raporunun 4'ü trafik, 6'sı ise kasko sigortasına ait. Sigorta Bilgi Merkezi verilerine göre kaskoda ilk 10 ayda 746 bin hasar raporu tutuldu. Bu raporların 559 bini otomobillere ait. Otomobilleri 114 bin hasar raporuyla kamyonetler, 22 binle kamyonlar takip ediyor. Trafik sigortalarında ise ilk 10 ayda 488 bin hasar raporu tutuldu. Bu raporda en büyük pay 325 binle otomobillere ait. Otomobilleri 88 bin hasarla kamyonet, 13.700 hasarla da kamyonlar izledi. Evet efendim, trafik sigortasındaki durum bu. Kemal Olgaç'la sohbetimize devam ediyoruz. Kemal Bey, açıkçası ya trafik sigortasında sigortasızlık kavramını ben çok algılayamıyorum. Yani arkadaşlar da haberde yazmışlar, bayağı bir rakamda sigortasızlık araç var. Bu ne anlama geliyor? Bunu nasıl okumak lazım? Aslında tersten bakmak lazım. Çünkü işte 13 küsur milyon araç sigortalı. Toplam 17 milyon araca karşılık. Dolayısıyla aslında müthiş bir rakam sigortalı. Sigortasızlık oranı niye yüksek? Aslında yine aracın türüne bakmak gerekiyor. Çünkü otomobillere bakıyoruz, oldukça yüksek. Yani eğitim düzeyi daha yüksek, daha sık kullanılan, şehrin içerisindeki trafikte yer alan araçlar da daha yüksek. Örneğin traktör, motosiklet gibi araçlarda ise bu oran biraz daha, hatta daha fazla düşük. Dolayısıyla sigorta bilincinin daha az yaygın olduğu sürücülerde sanıyorum bu oranı daha düşük görüyoruz. Herhalde bunlar ağırlıklı olarak galiba traktör, mraktör falan, evet, gibi. Evet, traktör ve motosikletlerde daha düşük. Ve risk de çok yüksek değil mi Kemal Bey? Öyle bir istatistik elimizde çok var mı bilmiyorum ama trafikte her alanda risk çok yüksek. Evet. Çok yüksek. Peki, şimdi tabii ilk program ama yavaş yavaş da bir mailler ve SMS'ler de gelmeye başladı. Benim soracağım soruyu izleyiciler sormaya başladı. Yaklaşık bir iki senedir falan tartışıyoruz biz bu konuyu. Trafik sigortasında primler yüksek. Şimdi buradan şey yapmayayım, ilk programın bir takım şeylerde kazalar olabilir. Yüksek ama aynı zamanda da sizler de zarar ediyorsunuz. Evet. İkisi arasındaki şeyi anlatır mısınız bize? Şimdi yüksek, alçak, pahalı, ucuz gibi kavramlar tabii göreceli şeyler. Dolayısıyla aslında sigortanın verdiği ve aldığına bakmak lazım. Trafik sigortalarında sizin de söylediğiniz gibi sigortacılar zarar ediyorlar. Bunu bir sosyal sorumluluk projesi gibi bakarsak, karayollarında hareket eden araçların üçüncü şahıslara vereceği zararları sigorta eden bir model var. Dolayısıyla kişiler bu fona para koyuyorlar. Bu biriken fondan da zarar gören insanlara ödemeler yapılıyor. Bu yetmiyorsa yetecek oranda prim koymamız gerekiyor havuza. Dolayısıyla son 5-6 senedir havuzda biriktirdiğimiz fonlar zarar görenlerin zararlarını karşılamaya yetmiyor. Dolayısıyla sigortacılar da aradaki farkı üstlendikleri için zararla karşı karşıya kalıyorlar. Makuldür. Bu
bu hakikaten beklenen bir şey olabilir. Birçok ülkede de olabilir. Türkiye'de de son 5-6 yıldır sigortacılar zarar ediyorlar. Bunun birçok nedeni var. O nedenleri dilerseniz gireriz, dilerseniz girmeyiz. Ama neticede sigortacılar bu zararı bir şekilde minimize etme gayreti içinde oluyorlar. Dolayısıyla da bu havuza koymamız gereken, tüketicilerin havuza koymaları gereken rakamın biraz daha yukarıya çıkmasına uğraşıyorlar. Ödediğiniz tazminatlar da yüksekti galiba, değil mi Kemal Bey? Yani özellikle trafikte hem ölümdü, sakatlıktı, aynı zamanda maddi de yüksek galiba. Evet, zaten zarar dediğimiz şey bu. Meydana gelen kazalarda ortaya çıkan maddi ve bedeni zararların toplam maliyeti gerçekten yüksek. Bunun birçok nedeni var. Mesela parça, yedek parça fiyatlarının enflasyona paralel, hatta zaman zaman daha yukarıda artıyor olması. Sürücülerin gerçekten kurallara uymaması nedeniyle artan trafik kazaları, kanun koyucunun getirdiği yeni sistemler, örneğin kaza tespit tutanağı gibi yeni sistemlerin kazalar meydana geldiğindeki kollu kuvvetlerini çağırmaksızın sürücülerin kendi aralarında anlaşıyor olmaya başlaması ve bunun neticesinde bir miktar suistimallerin artıyor olması gibi birçok neden bu zararların artmasına yol açıyor. Çok tartıştığımız bir konu. Peki artıştan kastımız ne? Bu prim artışıyla, yani yüksek prim artışı diye biz telaffuz ediyoruz. Daha doğrusu kamuoyu yüksek prim artışını telaffuz ediyor. Artıştan kastımız yüzde kaçlardır Kemal Bey? Yani çünkü baktığımıza göre çok büyük bir rakamlardan bahsetmiyoruz aslında. Ticari araçları bir kenara koyuyorum tabii. Buna şöyle bakmak lazım. Yani bunu yüzdesel olarak söylemek zaten çok kolay değil. Çünkü sigorta primleri şirketten şirkete fark ediyor. Şehirden şehire fark ediyor. Araç türlerine göre değişiklikler arz ediyor. Dolayısıyla yaptığımız çalışmalar bazı türlerde fiyatların o kadar da artmadığını, bazı şehirlerde hatta ucuzlamalara bile gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla bunu bir genelleme olarak fiyatlar artıyor diye okumak bence yanlış. İyi sürücünün, dikkatli sürücünün primlerinin öyle arttığını söylemek kolay değil. Bir ceza sistemi kuşkusuz var. Dolayısıyla daha çok zarar yapan, daha çok zarar veren sürücülerin fiyatları kuşkusuz artıyor. Peki buradan kasko sigortasına geçeceğim. Kaskoda sigortalanma oranı trafik sigortası kadar çok yüksek değil. İsteğe bağlı, öbürsü zorunlu. Ama trafik sigortasının kapsadığı alan farklı, kaskonun kapsadığı alan farklı. Kaskonun kapsadığı alanın farklı olmasına rağmen bu kadar düşüklüğü nereden kaynaklanıyor? Yani sigorta bilincine mi bağlıyorsunuz, yoksa hani başka bir gerekçe mi var? Aslında bu Türkiye'ye özgü bir şey değil. Sorumluluk sigortası, yani trafik sigortası, mecbur bir sigorta. Dolayısıyla herkesin yaptırmak zorunda olduğu bir sigorta. Kasko sigortası ise kişilerin risk algılarına göre yapıp yapmamaya karar verdiği bir sigorta türü. Diğer başka ülkelerde de sorumluluk sigortalarının adedi kasko sigortalarına göre daha yüksek. Bir başka deyişle kasko sigortaları daha az sayıda. Bunun nedeni, dediğim gibi, sigorta risk algılaması kişiden kişiye değişiyor. Artı göreceli olarak daha pahalı bir sigorta. Bir de tabii toplumdaki sigorta bilincinin yüksekliğiyle alçaklığıyla doğru orantılı. Tasarruf oranının yüksekliğiyle alçaklığıyla doğru orantılı. O nedenle Türkiye'ye özgü bir şey, bir sorun ya da bir tespit olarak görmüyorum açık pahalı söyleyeyim. Göreceli olarak daha pahalı, evet. Trafiğe göre ama riske göre? Riske göre ona da şöyle bakmak lazım. Yani sigortacıların kasko sigortası yaparak elde ettikleri prim ve bunun karşılığında ödedikleri hasarların ilişkisine bakmak lazım. Yine son birkaç yıla baktığımda sigortacılar bu alanda da zarar ediyorlar. Yani aldıkları primden daha fazlasını hasar olarak ödüyorlar. Bu sigortanın
en azından sigortacılar gözlüğüyle çok pahalı olmadığını gösteriyor. Bir de son 3 dakikamız kaldı da bu senenin başında bir düzenleme yapıldı kasko sigortasına yönelik. Bir hayli etkili de oldu. Biz de hani gazetede yazdık, çizdik, her yerde de konuştuk. Şimdi orada konuşulan konu şuydu. Bu uygulama, yeni uygulama işte parçaydı, tamirdi, şuydu, buydu. Fiyatları arttıracak dendi. Şimdi aradan 5-6 ay bir süre geçti. Gerçekten %50 katlayacak dendi hatta. Gerçekten arttı mı? Aslında şöyle, o yapılan düzenlemeler aslında maliyet arttırıcı düzenlemeler aslında değildi hiçbir zaman. Kanun koyucu, düzenleyici otoriteler tüketicinin satın aldığı mamulün, sigorta poliçesinin neyi kapsayıp neyi kapsamadığı, ne tür hizmetler verip ne tür hizmetleri vermediğini başından sigortacıyla konuşup, anlaşıp satın almalarına olanak veren bir düzenlemeydi. Ama biz toplum olarak bu düzenlemelerin sanki primleri arttıracağı gibi bir yanlış inanışa düştük. Asla öyle olmadı. Rekabet kendi şartları içerisinde sürüyor piyasada. Kasko fiyatlarında öyle aşırı bir artışın olmadığını zaten herkes gördü. Ama tüketici şimdi daha net olarak ne satın aldığını görür hale geldi. Bundan hem tüketici hem de sigorta şirketleri olarak bir memnuniyet olduğunu düşünüyorum. Son soru. Kasko sigortası trafik ve kasko. Kasko sigortası gereklilik mi? Her sigorta tabii ki gereklilik. Yani risk varsa bu riski bir şekilde devretmek lazım. Bu riski tüketicinin kendi başına taşıması hiçbir şekilde olanaklı değil. Dolayısıyla hayatımızda nerede risk varsa ona sigortayla bir çözüm bulmak lazım ve bunu uzmanına devretmek lazım. Kasko sigortaları da, trafik sigortaları da bunlardan birer örnek diye düşünüyorum. Hep şöyle söylerler, trafik sigortasını yaptırıyoruz. Zaten maddi tazminat da ödüyor. Artık kaskoya ne gerek var gibi bir kavram tüketicinin kafasında var gerçekten. Böyle midir? Doğru, tüketicinin kafasında böyle bir şey var. Aslında hiç öyle değil. Tabii ki trafik sigortası başkalarına vereceğiniz zararları kapsıyor. Kasko sigortası sizin aracınıza meydana gelecek zararları kapsıyor. Zaten baktığımda trafik kanununda da bir değişiklik yapmaya uğraşıyor yasa koyucular. Orada da trafik ve kaskoyu tek poliçe altında birleştirerek bu yanlış algılamayı ortadan kaldırmaya gayret ediyorlar. Biz de ona önemli ölçüde destek veriyoruz. Peki Kemal Bey, çok teşekkür ediyoruz. İlk programımıza geldiniz, katıldınız ve yani ilk programımızda gündeme aldığımız konuda da bizleri ve izleyicileri aydınlattınız. Teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Önümüzdeki haftalarda tekrardan sizi davet edip daha farklı konularda konuşalım. Çok umarım. Teşekkürler efendim. Umarım. Evet, ilk programın, ilk iş günün bakış programında sonuna gelmiş olduk bu vesileyle. Trafik sigortasını gündeme getirdik. Herkesin çok merak ettiği, 17 milyon araç sahibinin merak ettiği konuyu bir ölçüde süremiz el verdiğince anlatmaya çalıştık. Gelen SMS'leriniz var, mailleriniz var. Önümüzdeki programlarda bunların hepsine tek tek cevap vereceğiz. Bu ilk programı biraz da biz kendimize ayırdık, izniniz olursa. Efendim, yarın aynı saatte huzurlarınızda olacağız. Bu sefer son yılların ve özellikle 1 Ocak'tan itibaren bugüne hemen hemen herkesin tartıştığı, konuştuğu, merak edilen bireysel emeklilik sistemini sizle anlatacağız konuğumuzla birlikte. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sundu.